Herkese tekrar merhaba. Ben Elen Karavan'dan Zafer Urundaş. Size yeni bitirdiğimiz aracı tanıtmak istiyorum. Tanıtmaya çalışacağım. Enes Urundaş'la beraber. Öncelikle ekip arkadaşlarımın eline sağlık. Kendilerinin çok destekleri, çok emekleri geçti bu araçta. Çünkü bir karavan oluşturmak gerçekten çok emek istiyor, çok özveri istiyor. Bu işi sevmek lazım. Çünkü çok fazla argüman var. Bu argümanlardan gözden kaçırdığınız veyahut da dikkat etmediğiniz bir kısımdaki sonrasındaki oluşacak, Allah korusun, sonuçlar çok kötü olabilir. Onun için gerçekten sevmek lazım bu işi. Biz seviyoruz işimizi, karavan işini, doğayı, insanları. O yüzden haftaya yine ürettiğimiz olan araçtan bir tanesini çıkartmaya çalıştık. Burada şunu anlatmak istiyorum bir de. Bunu ben fuar süresince de çekim yapan, soran arkadaşlara, insanlara anlatmaya çalıştım. Bunu dile getirmeye çalıştım. Park sorunu. Gerçekten ülkemizde karavan için park ciddi bir sorun olmaya başladı. Daha da büyüyecek bu iş çünkü gün bir gün ben dahil birçok karavan imalatçısı firma piyasaya sürekli yeni karavanlar katılıyoruz. Karavan sayıları çoğalıyor, artıyor. Çekme karavan olsun, moto karavan olsun çünkü buna gerçekten ülkece ihtiyacımız var. İnsanların ihtiyacı var. Yani betondan tutmanın, doğaya karışmanın en büyük yardımcılarından bir tanesi karavan diye düşünüyorum. Fakat karavan parklarımız çok yetersiz. Yani hep bana soruluyor ya tamam majöritörlü tuvalet yaptınız nereye boşaltacaksınız? Ya bunu ben de biliyorum sorun olduğunu ama en azından majöritörlü tuvalette kimyasal kullanmak zorunda değilsiniz. Kimyasal kullandığınız bir şeyi örnek vereyim şurada ota döktüğünüz zaman bunu ot çıkmaz oradan. Çünkü gerçekten kimyasallar çok etkili. Ama keşke yerel belediyeler özellikle bir çay bahçesine, bir kafeteryaya bir alanı vermektense en azından 3-5 dönüm bir alanı da karavanlar için, karavancılar için ayırıp oraya bir görevli tahsis etse, biz de cüzi miktarda oraya park ücretimizi ödesek, ne bileyim bir atık depolarımızı boşaltıp temiz suyumuzu alsak, bir enerjimizi takviye etsek çok memnun oluruz. Onun için buradan beni dinleyen, sesimin ulaştığı yetkililere de rica ediyorum. Lütfen artık karavancıların sesini duyun. Zaten bu şu 5 yıl olayı bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Araçların 5 yıl yaş sınırından dolayı birçok insan araç bulamıyor. Ve şu da bir gerçek, örnek veriyorum 2010 model, bunlar birebir ölçüler değildir, birebir şeyler değildir. 2010 model bir aracın örnek veriyorum dediğim gibi 50 bin lira olması gerekirken 60-70 bin lira, 75 bin lira kadar fiyatı çıkıyor. Çünkü bunu aracın satıcısı da biliyor ki bu aracı alan kişi karavan yapacak. Aracın temiz mantığıyla yürüyor. 5 yıl doldurmuş olarak biliyor. Halbuki bu böyle olmalı, bu çok haksızlık olduğunu inanıyorum. En azından şu 5 yılını bizim yetkililerimiz de kaldırsa ortadan, en azından şu biz de karavan yapacağımız zaman, müşterimiz araç arayacağı zaman haksız bir şekilde cebinden 20-30 bin liraya yakın haksız bir para çıkmamış olur. Hem de kargoda vesaire gibi böyle ağır hizmetlerde çalışmış araçları biz karavana dönüştürmeyiz. Örnek vereyim ben bile fuar aracımızı dahi çok komik bir ama bu bir gerçek sıfır bir araç üzerine yapamadık. Çünkü 5 yaşını doldurması lazım. Doldurmamışsa ben %160'lara varan ek ÖTV ödemek zorundayım. Bu maalesef böyle. Yani şu 5 yaş olayı, sigorta olayı, sigortalarımız çok yüksek. Çünkü karavanı tanımıyor. Yani hem ruhsatlandırmada hem sigortacılıkta. Hem de şu 5 yıl olayını kaldırıldığı zaman eminim ki çok daha iyi kaliteli işler çıkacaktır. Daha fazla karavancılık yaygınlaşacaktır ve karavancılığın yaygınlaşması demek birçok insana da bir ekmek kapısı demek aynı zamanda. Çünkü çok fazla argüman var karavanda. Yani döşemecisi var, ahşap grubu var, gaz grubu var, elektrik grubu var. Yani o kadar çok fazla argüman var ki, o kadar çok insan bu işin üzerine emek veriyor ki. Dolayısıyla bizim insanımız da gerçekten çok kabiliyetli, çok tecrübeli. Çok güzel işler çıkacağını inanıyorum. Bununla beraber yan sanayide geliştiği zaman karavan için yan sanayisi, karavanın ek parçaları olarak. Tamam belli bir bazı kısımlarda ulaşmak imkansız değil, zor ama en azından bazı kısımlarda da yan sanayisi geliştiği zaman karavanı hem daha düşük maliyetlerde karavanlar yapılacak hem daha kaliteli yapılacak. Çünkü kendi kontrolümüzde, kendi yedek parçamızda bunları biz imal ettiğimiz zaman ulaşımı da bunu kolay olacaktır. Fakat şu anki durumda biz İtalya ürününe bağımlıyız. İtalya ürün demek Euro demektir. İşte Euro olarak da biz TL olarak anlaşmalarımızı yapıyoruz. Daha sonrası Euro'nun kıpırdamasından dolayı yani araç yaptıran kişi de canı sıkılıyor. Bizim de canımız sıkılıyor. Çünkü maliyet olarak işler değişiyor. Bir standardını bulamıyoruz biz bunun. En azından dediğim gibi bazı kısımlarda
kendi parçalarımızı üretebilirsek, yani üretici olarak ben bile naçizane elimden geldiğince işte kümetimi yapıyorum.